editörümüz Milena Hanım'la beraber eski Katar'ın yaklaşık 250-300 yıl önce kurulan Katar'ın olduğu noktadayız. Meşhirep bölgesine geldik ve neredeyiz Milena Hanım şimdi? Biz şu anda Ridvani House'un önündeyiz ve Katar'ın geleneksel bir evi, eskide nasıl bir yaşantı sürdüklerini beraber göreceğiz. O zaman buyurun eski Katar evine giriyoruz. Bugünkü ihtişama bakmayın, eskiden Katarlılar böyle evlerde yaşıyorlardı. Biz şu anda meclise giriş yapacağız. Evet. Meclis bütün Katarlı ve bu Orta Doğu'daki evlerin olmazsa olmazı, evin en güzel, en ihtişamlı odası. Yani misafirlerin ağırlandığı yer. Hemen içeri giriyoruz. Wow! Gerçekten. Selamun aleyküm. Gerçekten meclis tam meclis. Bakar mısınız? O kadar güzel dizayn edilmiş. Çatısıyla, duvar işlemeleriyle, halılarıyla, koltuklarıyla oldukça ihtişamlı. Burası misafirleri ağırladıkları yer. Dışarıdan gelebilecekleri bütün misafirler önce buraya gelirler. Hı hı. Çünkü buradan başka bir yere mahremiyet açısından giremedikleri için bütün herkes buraya ağırlıyorlar. Ve burası evin en güzel, en pahalı mobilyalarla süslenmiş odası. Fark ederseniz burası bu evin dışarıya bakan penceresi olan tek oda. Diğer odaların hepsi pencereleri avluya bakarken meclis odamız ise dışarıya bakıyor. Burası Katarlıların misafirlerini ağırladıkları en özel misafir odası. Evet, burası sadece erkek misafirlerin girebildiği odası. Ve evin hanımları da bu odaya girmiyor. Kahve hizmetleri ve servislerini sadece evin erkekleri yapılıyor. O da güzelmiş. Yani onlar yapıyor bu da. Hadi diğer kısımlara gidelim. Şimdi evin diğer kısmına doğru ilerliyoruz. Evler o zamanlarda da geniş ve büyükmüş. Milena Hanım, şimdi nereye geldik? Şimdi evin avlusuna geldik. Burada Katarlı yaşantının devam ettiği ve evin hanımları burada rahatça gezebildiği, odalarında yemek yapabildikleri, kendi arkadaşlarını davet edebildiği yer burası. Evet, gayet de büyük bir avlusu var. Çok büyük avlular dikkat çekiyor Katarlıların bu eski evlerinde ve bir sürü de oda var çevresinde. Evet, etrafında bu avluya bakan bütün odaları genelde yatak odaları, mutfak ve salon şeklinde kurulmuştur. Evet, hangi odaya gidelim? İlk odaya bakalım. Bu odada su kuyusunu görüyoruz. Hı hı. Ve çamaşırları, bulaşıkları bu odada yıkanıyor. Evet. Ve bu odanın su ihtiyacını bu şekilde gideriyorlardı. Evet, su kuyuları. Tabii o zamanlarda musluk yok. Evet. Evlerde. Banyo yapabildikleri yerler, hı hı, çamaşır ve bulaşık bütün ihtiyaçları. Yer. Evet. Hemen devam ediyoruz. Bakın bir sürü oda var. Şimdi buradan devam ettiğimizde acaba hangi odaya geldik? Burası bu evi restore ettikleri zaman zaten eskiden bir ev varmış. Sonra evet, bu eski bir evin üstünde yeni bu Ridvani House yapılmıştır. Onu göstermek ve anlatmak amacıyla evet, bu şekilde sergileniyor. Evet, aslında baktığımızda tarihi Roma dönemine kadar gidiyor Katar'ın. Ve hatta Roma dönemindeki meşhur coğrafyacılar, yazarlar, çizerler buraya o dönemlerde de Katara veya Katari denildiğini de kitaplarında yazmışlar. Aynı şekilde. Şu anda biz evin dedesinin odasındayız. Wow. Şu anda. Hatta çok ilginç, ilgimizi çekebilen şey ise şu güzellik maskesi. Aa. Adı da Batula. Eski zamanlarında şu evet, şekilde. Ben size takayım. Tamam, seve seve. Güzellik maskesini kaçırmayız. Şöyle göstereyim. Eski zamanında statüs belirtisi ve güzellik maskesi olarak kullanılıyordu. Ya. Evli kadınların kullandığı bir maske. Eski olsun zamanında krem sürüp güneşten evet, korunmak için ve de evli olduklarını göstermek için kullanılan bir maske. Evet ve hala da aslında bugün bu maske kullanılıyor. Kullanılıyor. Köylerde, çöllerde. Tabii. Hala genelde yeni jenerasyon kullanmıyor evet, ama eskiler neneler hala kullanıyor bunu. Evet, bakın çok güzel maske burada var. Gördük evet, maskeyi. Bu da evin sahibinin kullandığı igal. Ha, evet, erkeklerin taktıkları. Taktı. Eskiden develerin ön iki ayakları baladıkları şey artık. Gerçekten mi? Evet. İlk kez duyuyorum bu bilgiyi. Eskiden çöllerde gezerken develerle beraber deve kaçmaması için, hı hı, devenin ön iki ayakları bu şekilde bağlıyorlardı. Ve deve kaçmazdı. Çünkü tamam, deve yürüyüşü o şekilde. Dilendikten sonra yola çıkacakları zaman bunu deve nereye koyacağız, nereye koyacağız derken en uygun yeri kafasında. Allah Allah.
Gerçekten çok ilginç. Çölde ağaç olmadığı için develerin ayaklarını birbirlerine bağlarlarmış. İşte o ip sonra kafaya gelmiş. Koyacak, evet. Evet, adı Igal. Igal. Çok ilginç bir bilgi gerçekten. Devam ediyoruz. Acaba ne ilginçlikleri öğreneceğiz daha? Bu kadar yıldır Orta Doğu'ya gelir giderim ama yani bu bilgiyi de sizden öğrendim Bilen Hanım. Şimdi de evin salonuna salon, gireceğiz. Bakalım salon nasıl? Eskiden Katarlıların oturdukları salon. Evet, burası ailecek oturabildikleri, yemek yedikleri, sohbet edikleri, vakit geçirdikleri yer. Bu salonun aynı zamanda mutfağa geçiş bir kapısı var. Evet, bakın yerde oturuyorlar. Ben çok seviyorum ya bu yerde oturma kültürünü. Çok rahat. Bugün de hala birçok noktada zaten Orta Doğu'nun evine gittiğinizde bu salonlarda yerde oturduklarını zaman zaman görüyoruz. Tabii ki. Şimdi buraya geldik, mutfak. Burası mutfak. Eskiden bütün geri kalan, arta kalan yemekleri tavana asarlardı. Ne sinek ne de herhangi bir hayvan canlısı fare girmesin diye bu şekilde korunabilmek için, yemekleri kuruyabilmek için. Evet, tabii. Nereden nereye? Nereden nereye gelmiş Katarlılar? Petrol keşfedildikten sonra zenginlik, ihtişam, her şey var. İşte dibeklerini görüyoruz. Yine burada dibekte döverlermiş bütün bulgurlarını, pirinçlerini, buğdaylarını. Yine burada eskiden onların kullandığı kapkacakları görüyoruz, kazanları görüyoruz, yemek pişirdikleri aletleri görüyoruz, sacları görüyoruz. Katar şu anda dünyanın en lüks, en zengin ülkelerinden biri. Tabii ki yaşamları tamamen petrolü bulduktan sonra değişmiş. Burası acaba kimin odası? Burası evin oğlanın odası. Evet, gelinle beraber oğlan da işte o odada konaklıyordu, yatıyordu. Kasa dikkat çekiyor. Tarihte de kasaları varmış. Evet, petrol keşfinden sonra tabii dünyada olduğu gibi Katar'da da bir modernize gelmiştir. Artık telefon da görüyoruz, televizyon da görüyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.